Santiment bu kaydı yani. Heh. 16 golle dikkatleri çekti. 6'sı için uyardı diyor. İşlerinde Lunge gibi tanıdık simalar da bulunuyor. Biz de zaten bunun üstüne duracağız ama bu niye açılıyor ya? Bunun üzerinde duracağız ve genel olarak Lunge'dan bahsetmeye, durum değerlendirmesi yapmaya çalışacağız. Bunlar da diyor Bitcoin yükselişine düşüne rağmen yükselişe geçti falan filan. Evet. Bu arada tabii videoyu beğenmenizi rica ederim. Videoyu beğeniniz lütfen. Birkaç saniyenizi ayırıp beğenme butonuna basın. Şimdiden teşekkür ediyorum. Abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayınız. Tekrardan teşekkür ederim. BTC çıkmazı demiş. Aynen bu çok doğru. Ama zaten bu şekilde olacağı belliydi. Hani günler öncesinde de konuyla alakalı konuştuk. Pek çok kişi de zaten muhakkak uyarmıştır konuyla alakalı. BTC'deki genel durum belli. Ne vuruyor, ne kırıyor. Yatay hareketler açıkçası. Garip garip hareketler. Mart'a kadar böyle olma ihtimali çok yüksektir diye Fed'in son faiz kararının ardından biliyorsunuz ki konuşmuştuk. Şimdiye kadar da böyle gidiyor. Yavaş yavaş ilerliyor işte. Bir yükseliyor, belli bir noktaya geliyor. Tekrar olmuyor, geri çekiliyor falan şeklinde hareketler görebiliyoruz. Yani BTC tarafından destek yok. Bu arada şu Monero'yu, XMR'ı Binance delist ediyor. Onu da söyleyeyim yani haberiniz olsun. Neyse. Lunge'a gelecek olursak. Lunge tarafında burada da halving 68 gün diyor da o kadar değil. Bakalım. Neyse. Lunge'a gelecek olursak. Lunge'da şu anda gördüğünüz gibi hacim tekrardan düştü. Tabii düşmüş hali de genel performansın ve piyasa ortalamasının üzerinde. Ama her geçen vakit hareketin sönümlenme noktasında ilerleniyor. Muhtemelen Lunge 102'lere doğru sönümlenecek. Eğer BTC 40,5 desteği denemezse EMA 200'e kadar yani 92,7'lere tekrar çekileceğini zannetmiyorum. Böyle söylemiş olayım. Lunge'da hareket neden sönümlendi sorusunun cevabı. Geçtiğimiz vakitlerde de konuyla alakalı konuştuk. Şimdi Lunge nasıl yükselişe geçer? Daha doğrusu nasıl istikrar sağlar? Sorusu burada en önemli ve dikkat çekilecek sorudur aslında. Ne dedik? Ekip katalize edecek yani üstüne vaat verecekler yapılacağına dair çeşitli söylemlerde bulunulması gerekecektir şeklinde ifade etmiştik hatırlarsanız. Bunlar verilmedi. Neden? Aslında olay birazcık Shiba'nın muhabbetine benziyor. Bazen can sıkıcı olabilir. Anlıyorum yapacak bir şey yok. İşte şu şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Vakti geldiğinde bir şey yok ortada, bir olay yok. Ya farkındayım tabii ki can sıkıcı bir şey değil mi? Shiba'da mesela bu çok oluyor. İşte Shibarium yakıma başlıyor Ocak'ta. Şubat oldu. Ortada bir şey yok, açıklama da yok. En son açıklama yapıp dediler ki yakında başlayacağız şimdi test ama Ocak'ta başlıyordun. Hani ne oldu? Bilmiyorum işte yok bir şey söylenmiyor. Ya da Shibarium'un çıkacağı durumu ile alakalı zaten. İnanılmaz şekilde yaptı. Ya neyse tek tek söylemeye gerek yok. Yani bunlar yapılıyor. Şimdi Tere Klasiğe baktığınız zaman zaten hiyerarşiden uzak ve dağınık bir ekibi var. Ha yine öyle böyle çalışılıyor. Bu noktada bir USDC yakımı yapacaklar. Biliyorsunuz belli yani hani o yakım gelecek. Öneriliyor, reddediliyor falan. Bir şekilde geçecek o belli. Fakat ne şey hani şu anda tam olarak ne zaman bunu sürecekleri de belli değil. Bunun sebebi de sürdürülebilir olması isteniyor. İşte bu ertelemelerin, kısa süre içinde hareket vermemelerinin, bütün bunların sebebi zaten bu. Şimdi diyor ki o tarihte yapacağız. Evet, şimdi yani diyor siz almaya başlayın tabii zararı olmaz. Hemen diyor şimdiden almaya başlayın siz. Lunge, Shiba'yı neyse artık. Evet, belli bir zaman dilimi geçiyor. Mesela o tarihte tutmadı. Deribit bile mesela. Dedi ki XRP, Solmatic bunları diyor yakında listeleyeceğiz. Ocak'ta listeleyeceğiz. Ama onlar açık açık söyledi lansman stratejisi arıyoruz diye. Ocak'ta piyasa iyi olmazsa
erteleriz dediler. Harbiden Ocak'ta piyasa öyle aşırı aşırı iş çıkarmadı. Adamlar da listelemedi nitekim. Anlatabiliyor muyum? Ekipler de bunu istiyor. Adam diyor ki katalizörü vereceğiz, ondan sonra affedersiniz şey gibi kalacağız yani ortada. Bu oldu Yunca. Ne zamandır? Haziran'da oldu mesela. Heh, yakaladım bak şurası. Adamlar dedi ki işte yükseltme mi yükseltme derken bir koydu lünç 4 Haziran'da. Ondan sonra Bitcoin bir çakıldı, tekrar düştü. Tamam. O yüzden adamlar buna karşı temkinli davranmaya çalıştıkları için hal böyle oluyor. Yoksa USDC'de yakın gelecek, Terra Classic'te yeni bir yükseltme var. Binance'ın verebileceği ortalama haberler belli. Dolayısıyla bunları da bu şekilde bilmek lazım. Ama şu an için hareket yok. Olmaması durumunu da dediğim gibi anlayışla karşılamak gerekecektir. Çünkü piyasa genelinde bir şey yok. Adamların şu anda tutup da bir hareket gerçekleştirmesi ya da ne bileyim bir şey yapması boşa çıkabilir. Mesela şurada bak çok ciddi bir yükseliş yaptı. Fakat öncekilerin yanında daha düşük bir hareketti. Çünkü bu olurken piyasa tam anlamıyla katalize edemedi. Mesela Lunch harekete çok geç kalkıyor. Devamında nitekim erken bitiriyor. Son çeyrek hareketi yani Ekim hareketi dediğimiz, tamam mı? 54'lerden kalkıyor işte 27-28'lerde bitirdiğini görüyoruz. Aslında ortalamaya göre güçlü hareket ediyor, devamında çekiliyor. Bu ne demek? Volatilitesi yüksek, korelasyon düşük ama bu hareketten sonra korelasyon da yükseldi. Bu bakımdan piyasada iyi bir para döndüğünde güzel işler çıkartabilir ama kısa vadede şu an hareket sönümlendi. Hareket sönümlendi gibi gözüküyor. Ve bu noktada hem USDC yakımı, şimdi bir de biliyorsunuz Lunge yakımı vaat ediliyor. Bu arada evet Lunge de yakılacak. Bununla alakalı da teklifler var. İşte ya da Terra Classic yükseltmesi, büyük yükseltmedir falan. İşte bunların tam anlamıyla vakit ve tarihleri anlattığım sebeplerden mütevellit belli değil. Bakalım ne zaman olacağını hepimiz zaten bekleyip göreceğiz. Şurada önemli bir şey var mı diye bakayım. Gün içinde daha konuşacağız bu arada Lunge ile alakalı. Ve genel hatlarıyla durumu değerlendireceğiz. O yüzden burada çok içine dışına sağına soluna girmedim. Link'ten bahsediyor. Powell'dan falan bahsediyor. Durumlar bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.